Nurlu şehir Medine-i Münevvere'den selamun aleyküm. Allah nasip ederse Mekke-i Mükerreme'ye umre ibadeti yapmak üzere hareket edeceğim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Dağlardan kaynak suyu geliyor böyle bu şekilde. Bir mescidi El-Burud diye bir mescidin olduğunu gördüm. Umreciler bilir, yol üstünde maymunların olduğu bir bölge var. Zaman zaman kum fırtınası alanından geçiyoruz. Hazreti Ayşe Mescidi'nde, yani Tenim Mescidi'nde. Evet arkadaşlar, otelimize geldim. Şimdi Mescid-i Haram'a umre yapmaya çıkıyorum inşallah. Ya şerike lek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Şimdi yeşil ışığın olduğu yerde başlamak suretiyle umre tavafımızın şartlarına başlayacağız. Tavafımızı yaptık. Ardından tavaf namazımızı kıldık. 2 rekat. Şimdi mataftan masaya, yani say alanına gidiyoruz. Sayımızı da yaptık. Otellerin altında ki berberlerde saçlarımı da kestirdim. Şimdi ihramdan çıkacağız. 2 rekat şükür namazı kılıp. Nurlu şehir Medine-i Münevvere'den selamun aleyküm. Allah nasip ederse Mekke-i Mükerreme'ye umre ibadeti yapmak üzere hareket edeceğim. Hazreti Allah şimdiden yapmış olduğumuz ve yapacağımız dua ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Kolaylıkla vazifemizi ifa etmeyi nasip eylesin inşallah. Evde ihramımızı giydik. Şimdi Zülhuleyfe Mescidine, Mikat Mescidine geçiyorum. Orada hem cuma namazını eda edeceğiz hem de ardından ihram namazını, ihrama niyet edeceğim. Ve inşallah yola koyulacağız. Medine-i Münevvere'de Mikat Mescidi'ndeyiz, Zülhuleyfe'de. Burası Mikat Mescidi. Hacca ve Umre'ye Medine-i Münevvere'den hareket edenler ihramlarını burada giyip veya otellerinde giymişlerse de burada ihram namazı kılıp Umre'ye niyet ediyorlar. Mikat Mescidi'nde cuma namazımızı eda ettik. İhram namazımızı kıldık. Ardından umreye niyet eyledik. Şimdi Mekke-i Mükerreme'ye, umreye yola çıkacağız inşallah. Evet kardeşlerim, Allah nasip ederse şimdi Medine-i Münevvere Mikat Mescidi'nden hareket ediyoruz. İstikametimiz Mekke-i Mükerreme, Beytullah, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Haram. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Evet muhterem kardeşlerim, şu anda Mikat Mescidi'nden, Zülhuleyfe'den ayrıldık. Allah nasip ederse Mekke-i Mükerreme'ye, Umre'ye gidiyoruz. Önümüzde de in 400 meters, keep right at the fork to continue toward Al-Hijra Road, Route 15.
Evet, yaklaşık 425 kilometre Mescid-i Haram ve takriben 4 saatlik bir mesafe. Mekke istikametinde yola devam ediyoruz. Dışarıda 41-42 derece sıcaklık var. Hep Mekke'ye giderken merak ederdim bu ne yapısı diye. Değişik bir mimarisi var. Alışveriş merkezine de benziyor. Meğer kolejmiş. Deretepe düz gidiyoruz inşallah. Medine ile Mekke arası kontrol noktasını, yani checkpoint'i geçtikten sonra otobanda hız sınırı 140'a çıkıyor. Yolda zaten düz, dağların arasından geçtiği durumlar dışında oralarda sadece biraz viraj var. O viraj da bir yönde iyi. Tamamen dümdüz düz bir yolda gittiğimizde bir süre sonra insanın motivasyonu düşüyor ve yorgunlukla beraber dalabiliyor. Böyle bir miktar dağların arasından gitmek daha eğlenceli. Evet, şu anda bir kum fırtınasının içinden geçiyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bu coğrafyada dağların arasında böyle engin vadiler de var. Çöl iklimine bağlı olarak seyrek ama yağdığı zaman çok şiddetli yağan yağmurlarla su dolan ve göl halini alan vadiler var. Hatta yıl boyunca su mevcut olan tatlı su kaynakları var. Küçük küçük şelalelere dönmüş vaziyette olan. Bunlardan bir tanesi de Vadi-el Fura, yani Fura Vadisi. Medine-i Münevvere'den çıkalı tam bir saat oldu Mekke istikametinde. Ben buradan geçen de girmiştim ve uğramıştım kısaca. Çok güzel bir yer. Onun görüntülerini de buraya ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu dağlardan kaynak suyu geliyor. Böyle bu şekilde akıyor. Burada arkadaşlar bizi tanıyorlar, hemen Türk olduğumuzu. Trabzon'u biliyorlar, Uzungöl'ü. Seviliyoruz burada yani, çok şükür. Şahane bir ortam. Bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret etmişti. Ve bu hicreti esnasında da direkt kestirmeden gelmeyip bir miktar açıklardan Kızıldeniz'e daha yakın kesimlerden doğru, hatta çok engebeli dağların, kayalıkların aralarından geçerek gelmişti. Bu yola hicret yolu deniyor. Biz bu hicret yoluna paralel gidiyoruz şu anda ve tersinden gidiyoruz. Bu bahsettiğim Vadi Fura'nın olduğu yerde de aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mola verdiği ve namaz kıldığı bir mescit var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izini takip ediyorum. Google haritalarda burada bir Mescid-i El-Burud diye bir mescidin olduğunu gördüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kılmış. Şimdi şu dağlara doğru arabayla gitmeye çalışacağım. Tabi arazi koşullarına uygun bir araba olması lazım. Ama yavaş yavaş deneyeceğim bakalım. Bu yoldan gidiliyor. Stabilize yol, çakıl yol.
Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerreme arasında Mescid-i El-Bürut diye Peygamber Efendimizin de namaz kıldığı bir mescit varmış. Değerli dostlar, şair Mehmet Akif'in bastığın yerleri toprak değerek geçme tanı dediği gibi şu beldelerin de her bir karışında ayrı bir hatıra, ayrı bir maneviyat var. Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği hicret yolunun güzergahı buralar, yani bu belde. Biz de onu yad etme adına, onu anma adına buralara geldik. Şimdi şu tabelayla ilgili size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada Arapça ve İngilizce diyor ki su seviyesi kırmızı olduğunda, yani 50 santimden daha çok olduğunda yoldan geçmeyin diyor. Şimdi bu yol iki dağın arasından geçen bir vadi şeklinde bir yol. Ne anlama geldiğini biraz sonra göstereceğim size. Bu yol aslında dere yatağından geçiyor. Etrafında dağlar var. Az önce uyarı tabelasını geçtik ve şimdi gördüğünüz burada, bakın, bizim Türkiye'de kar çubukları vardır malum. Onlar gibi burada da su seviyesini gösteren çubuklar var. Demek ki burası yağmur yağdığı zaman su birikiyor ve 1 metre 10 santime kadar gömülebiliyor demek ki. Suyla dolabiliyor. Onun için buraya uyarı çubukları koymuşlar, levhaları. Eğer 50 santimden fazla birikmişse su, geçmeyin diyor, bekleyin, durun diyor. Evet, yakıt alıyoruz şimdi. 91 oktan litresi 2.21 riyal. 1 riyal 2.3 TL. Yani 4.5-5 liraya tekabül ediyor. Aslında burada birkaç sene öncesinde benzin hakikaten sudan ucuzdu. 27 halala, 47 halala olduğu zamanları gördüm ben. Aşama aşama arttı tabii. Medine-i Münevvere'den yola çıkalı 2 saat oldu. Yolu yarıladık. Umre'ye veya hacca Medine'den gidenler bilirler. Yol üstünde bu maymunların olduğu bir bölge var. Şöyle bayağı insana geliyorlar yem verdiğiniz zaman. Ayrılmıyor. Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşık 1 saat kaldı. Şimdi az ileride Usfan var. Usfan Kalesi'ni göreceğiz. Hemen önümüzde 1 kilometre sonra bir üçlü yol ağzı var. Sağa dönersek Cidde'ye gidiyor. Devam ettiğimizde Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Arkamızda Medine-i Münevvere. Tam bu üçlü çatalın olduğu yerde ecdadımız bir kale inşa etmiş. Bu
kale kontrol noktası. Mekke-i Mükerreme'ye gelen kervanların ve hacıların kontrol edildiği teftiş noktası. Güzel bir eser, halen ayakta ve ışıklandırılmış. Geceye geçerken çok güzel bir görüntü oluyor. Evet, Mekke-i Mükerreme, Osfan, Cidde yol ayrımı. Bu Çatal'da tam. Biraz yavaşlayayım, trafik müsait. Tam bu Çatal'da bu kale bulunuyor. Şimdi Afrika tarafından gelen hacılar ve umreciler Cidde, Yanbu ve Duba limanlarından Suudi Arabistan'a giriş yapıyorlar. Cidde'den direkt Mekke'ye geçiş var ama Yanbu ve Duba'dan gelen Afrikalı hacılar ve umreciler bu güzergahtan giriş yapıyorlar. Yine aynı şekilde Medine-i Münevvere'den gelen hacılar ve umreciler de buradan giriş yapıyor. Dolayısıyla burası stratejik bir öneme sahip. Buranın bir diğer önemi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ederken bu güzergahtan geçmiş olması. Tam bu noktadan Kızıldeniz istikametine biraz yönelmiş, müşrikleri şaşırtma amacıyla. Dolayısıyla burası hem hac yolunun hem de hicret yolunun kesiştiği yer. Cumhur'dan Mekke-i Mükerreme'ye giriş yaptık. Senin mescidi, yani Hazreti Ayşe mescidine doğru ilerliyoruz. Sağ tarafımızda Meymune validemizin kabri var. Durup dışarı çıkıp çekemiyorum. Hem gürültü var. Ama Google haritalardan siz bakabilirsiniz. Ben onu paylaşacağım. Selamünaleyküm. Tenim Mescidi, yani Hazreti Ayşe Mescidine vardık çok şükür. Mekke-i Mükerreme sınırları içerisindeyiz şu anda. Bildiğiniz üzere Mekke-i Mükerreme'de bulunan hacılar veya umreciler Mekat mahalline gidip tekrar umreye niyet edebilmek için çıktıkları mahallelerden biri de bu Hazreti Ayşe Mescidi. Ben burada bir abdest tazeleyeceğim. Ondan sonra otelimize geçeceğim inşallah. Elhamdülillah buraya kadar sağ salim geldik. Evet, Hazreti Ayşe Mescidinde, yani Tenim Mescidinde abdestimizi tazeledik. İkindi namazını eda edeceğiz. Oradan da inşallah otele geçeceğiz. Bu akşam saat 9'da rezervasyon yaptırmıştık. Sistem üzerinden bildiğiniz gibi booking, yani rezervasyon yapılıyor. Bir umreci için 3 saat öngörüyorlar. 9 ile 12 arası inşallah bizim saatimiz. Eğer yetişebilirsem yatsı namazını da orada eda etmeye çalışacağım cemaatle. Hazreti Ayşe Mescidindeyiz. Burada Mikat sınırı olduğu için bazıları umreye niyet ediyor. Bazıları ikindi namazını kılıyor. Bu şekilde umreciler. Burada önemli olan bir detay, sağ omuzun namaz kılarken kapalı olması lazım. Sadece tavafta açıyoruz sağ omuzumuzu. Onun dışındaki yerlerde sağ omuzumuz kapalı oluyor. Evet arkadaşlar, otelimize geldim. Arabamı otoparka park ettim. Abdestimi tazeledim. Vakit namazımı kıldım. Biraz dinlendim, bir şeyler yedim. Aslında mesafe kısa ama 20 dakikada bir servis kalkıyor otelin önünden. Biz de servise bindik. Şimdi inşallah umre yapmaya gidiyoruz. Evet, servis otobüsünden indik. Şimdi Mescid-i Haram'a ilerliyoruz sıra halinde.
Bodrum katından ilerledik. Şimdi giriş katına çıkıyoruz. Mescid-i Haram'ın avlusuna. Yürüyen merdivenlerdeyiz. Evet. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bismillah, Allahu ekber. Bismillah, Allah. Rezervasyonumuzu gösterip kontrol noktasından geçtik. Şimdi tavaf alanına ilerliyoruz. Beytullah'a bir taraftan da umresini yapanlar geri dönüyorlar. Elhamdülillah. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Lillahi'lhamd. Elhamdülillah. Mutaf alanına indik. Beytullah'a, Kabe-i Muazzama'ya selamladık. Şimdi şu yeşil ışığın olduğu yerden başlamak suretiyle umre tavafımızın şartlarına başlayacağız. Kabe-i Muazzama'nın etrafını 7 kere döndük. Her bir tura şaft deniyor. 7 şaft toplamında bir tavaf yapıyor. Şimdi de 2 rekat tavaf namazımızı kılacağız. Ve her bir şaftta okunacak dualar var. Onları şaft esnasında okunmak imkanı olmuyor, yetişmiyor. O yüzden bir köşede oturup 2 rekat vacip olan tavaf namazımızı kıldıktan sonra o dualarımızı da okuyacağız. Her şafta okunacak dualarımızı okuduk. Tavaf namazından sonra da bol bol dua ettik kendimize, ailemize, bütün ümmeti Muhammed'e. Hazreti Allah kabul eylesin, tekrarını nasip eylesin inşallah. Tavaftan sonra bu zemzem damacanalarından kana kana zemzem-i şerif içtik. Burada not cold dediği normal oda sıcaklığında bir şey yazmıyorsa eğer bunlar soğuk oluyor. Sağlık durumunuza göre istediğinizi tercih edip içebilirsiniz. Şimdi buradan say alanına geçeceğiz yani masaya. Orada 7 tane say yapacağız inşallah. Safa ile Merve arasında. Evet muhterem kardeşlerim. Tavafımızı yaptık. Şimdi mataftan masaya yani say alanına gidiyoruz. Üst kata çıktık. Koronavirüs tedbirleri altında. İnşallah sayımızı da yapacağız. Allahu ekber kebira ve elhamdülillah ve subhanallah. Evet, Safa Merve arasında say alanındayız. Buradan Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya şaft yapılıyor. Şu orta kısımda ise engelliler için veya mazeretliler için veya yaşlılar için akülü arabalar var. Kendiniz kiralayabiliyorsunuz. Bunlar yeni gelmiş. Onun dışında tekerlekli sandalyeler var. Görevliler sizi sürüyorlar. Ama bu akülü arabalar da iyi bir icat olmuş. Evet, say alanındayız. Bu orta kısım bu şekilde. Önceden tekerlekli sandalyeler vardı. Tekerlekli sandalyeler kiralanıyordu. Görevliler sürüyordu veya yakınınız, rapakatçınız sürüyordu. Kardeşlerim, sayımızı da yaptık. Toplam 7 şafttan oluşuyor. Safa ile Merve arasında. Şimdi
tıraş olacağız. Saçımızın dörtte bir kadar kısmını kestireceğiz. Bundan sonra da ihramdan çıkacağız. Hazreti Allah yapmış olduğumuz umre ve diğer ibadetlerimizi ve dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Tekrarın nasip eylesin. Umremizi yaptık çok şükür. Şimdi Mescid-i Haram'dan ayrılıyoruz. Bu otellerin altlarında berberler oluyor. Onlardan birine gidip saçlarımızı kestireceğiz. Otellerin altında ki berberlerde saçlarımı da kestirdim. Şimdi ihramdan çıkacağız. İki rekat şükür namazı kılıp Allah'a sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Umremizi kazasız belasız yapma imkanımız oldu. Hazreti Allah kabul eylesin. Tekrarını nasip eylesin. Bu beldelere gelmeyi arzu edenlere de imkanlar halk eylesin. Ve inşallah gelebilelim tekrar. Hayırlı geceleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah uyandım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi otelden çıkış yapıyorum. Kiralık arabayı burada teslim edeceğim Mekke-i Mükerreme'de. Ve Medine-i Münevvere'ye hızlı tren ile döneceğim. Hızlı trene daha önce binmiştim. Çok keyifli, çok konforlu. O zaman da kaydetmiştim ama bu sefer sizler için daha detaylı görüntüleyeceğim inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kıymetli dostlar, Mühendisin Penceresinden Umre Yolculuğu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şayet henüz olmadıysanız YouTube kanalıma abone olun. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın ve bundan sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutun. Diğer sosyal medya kanallarımda ve videolarımda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Saygı ve sevgilerimle İnşaat Mühendisi Mithat Güney.